Arkadaşlar merhabalar. Limit ve süreklilikle ilgili size 2 sayfalık bir test çözeceğim. Normalde bu 7 sayfalık bir test. Şu an ilk 2 sayfasını çözeceğim. Kalanlarını da diğer videolarda görürsünüz. Bu videoların adı yorum soruları olacak. Yorum sorularında limitleri bulabilirsiniz. Ayrıca oynatma listesine ekleyeceğim limitin ve sürekliliğin. Bir de AYT listesine ekleyeceğim. PDF'lerde altında ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Başlayalım şimdi biz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. H fonksiyonu her x sıfır gerçek sayısı için h x sıfır eşittir fx sıfır artı limit x sıfıra sağ taraftan yaklaşırken f bileşke fx biçiminde tanımlanmış. H bileşke f eksi 2 nedir diye soruyor. Normal fonksiyon gibi önce başlayalım. F eksi 2'yi bulalım içeriden dışarı doğru giderek. F eksi 2'de özel bir şey yok. Şu an bileşke fonksiyon yapıyoruz bakın. F eksi 2'de arkadaşlar içi dolu olan kısmı gördüğünüz gibi 4 olduğu için 4 oldu. Şimdi H 4'ü bulacağız. H 4 yalnız nasıl tanımlanmış? Dikkat edin. X 0 dediğimiz burada bakın 4'tür. Dolayısıyla F 4 artı limit X 4'e sağdan yaklaşırken F bileşke F x olarak verilmiş. Şimdi o zaman şu kısmı hemen aradan çıkaralım. F4 arkadaşlar gördüğünüz gibi içi dolu olan kısmı 2. Şimdi bizim için önemli olan burası bakın. Burada da neye dikkat edeceğiz? X 4'e sağdan yaklaşıyor. 4'e sağdan yaklaşmak demek 4'ün biraz dibinden. Yani şöyle yapabilirsiniz hatta sağdan yavaş yavaş gelin 4'e doğru. Nereden geliyoruz bakın? Sağdan 4'e doğru geldik. Neye yakınlaştık? Eksi 2'ye. Ama bileşke fonksiyonlarda önemli durum var. Bileşke fonksiyonlarda eksi 2'ye yaklaştık deyip cevabı eksi 2 deyip kestirip atmayacağız. Eksi 2'nin neresinden geldik? O da önemli. Bakın eksi 2'nin aşağısından yaklaşıyoruz gittikçe. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle yapayım hatta daha iyi görün. Eksi 2'nin bakın aşağısından yaklaştığımız için eksi 2 eksi. Şimdi artık ne diyeceğiz? İçi bakın hallettik. Şimdi artık dışa geldik. Yani f eksi 2'ye soldan yaklaşırken de bakın burası yani o da zaten sabit fonksiyon olduğu için eksi 3 olacak arkadaşlar. Ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk f4'ü. Bunun da sonucuna eksi 3 bulduk. Eksi 1 oldu. Bileşke fonksiyon soruları karşınıza bayağı geliyordur. En önemli mevzu arkadaşlar. Kestirip atıp sorunun limitinin ne olduğunu vermiyoruz. Limitinde bile nereden yaklaştığımızı aşağıdan mı yukarıdan mı? Aşağıdan derken artık bir nevi eksi 2'nin aşağısı y ekseninde eksi 2'den daha küçük olduğu için eksi 2'den küçük değer ne demektir? Eksi 2'ye soldan yaklaşmak demektir. Aynı şekilde eksi 2'nin üstü olsaydı o zaman eksi 2'ye sağdan yaklaşmak diyecektik. Bu bilgiyi de böyle size söylemiş olayım arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Limit x0 sağdan yaklaşırken, limit x0 soldan yaklaşırken birbirine eşitmiş. Ve limit x0'a giderken fonksiyonun o noktadaki değerine eşit değilmiş diyor. Kısacası sağ limit, sol limit birbirine eşit. Aynı zamanda fonksiyon limiti fonksiyonun o noktadaki değerine eşit değil. Limiti olacak ama sürekli olmayacak demek istiyor kısacası arkadaşlar. Şimdi bakalım eksi 1 noktasında bir kere limiti zaten yok. Sağ ve sol limitleri farklı olduğu için geç. 0 noktasında arkadaşlar bu fonksiyon sürekli kopma yoksa süreklidir. Dolayısıyla bu şartı yine sağlamaz. Çünkü hem sağ limit hem sol limit birbirine eşit hem de fonksiyon noktadaki değerine eşit. Geldiğimiz zaman bakın 1 noktasında limitler farklı sol limit 1 sağ limit 0 arkadaşlar. 3'e geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi 3'ün sol limiti 1'e eşit. Sağ limiti yine 1'e eşit. Ancak arkadaşlar fonksiyonun o noktadaki değeri kaça eşit? 3'e. O zaman demek ki artık ne söyleyeceğiz? Evet, bu fonksiyonun limiti var ama sürekliliği yok. Dolayısıyla 3 için sağlar. Bize ne demişti? Kaç tane x reel sayısı için? 2 için özel bir durum yok. Diğer fonksiyonlarda da bakın pardon diğer noktalarda da fonksiyon hep sürekli olduğu için kopmadığı için oralarda bu şartı sağlayan durum yok. Sadece arkadaşlar bir nokta için bu durum sağlanıyor. Zaten kopma olan noktalar gerçekten bizim için önemli. Oralarda sürekliliğe bakılır. Diğer noktalarda zaten hep fonksiyon süreklidir. Fonksiyonu x'in her gerçel sayı değeri için sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır denmiş.
Şimdi süreklilik arkadaşlar kritik noktada bakılır. Kritik nokta hariç zaten fonksiyonda hiç kopma olmayacağı için buralar hep süreklidir. Ama biz şu kritik noktalarla ilgileniriz. Yani kopma gibi görünen noktalar. Haliyle o zaman ne deriz? Burada sol limit bakalım neymiş? Fonksiyona soldan yaklaşırken yani ben bunu kısaca uzun şöyle yazmak yerine arkadaşlar şöyle yazmayı daha kolay buluyorum. Bu doğru bir gösterim olduğu için değil de işime böyle geliyor. F-1 soldan yaklaştığımızda x gördüğümüz yere -1 yazarsak 2 artı a olacak. Sonra arkadaşlar x yerine -1 sağdan yaklaşırsak bu şekilde limitte. Sağdan yaklaştığımızda da üsttekini kullanacağız. Dolayısıyla o da 8 bölü -5 artı a. Bunlar birbirine ne olmalı? Eşit. 2 artı a. 8 bölü -5 artı a. Dolayısıyla a eksi 5 çarpı 2 artı a 8. Bakalım tam sayı oluyor mu bir deneyelim. X gördüğümüz yere ne yazarsak bu durumu sağlatabiliriz. 6 verirsek a'ya 8 çarpı 1'den oluyor. Tamam, a'yı bulduk. İkinci derece denklemle uğraşmak zorunda kalmadık. Şimdi gelelim a yerine 6 yazalım. Bir de limit sağ ve sol limitin eşit olması yetmez. Neydi süreklilik? Hem sağ limit hem sol limit birbirine eşit olacak. Bir de bunlar fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olacak. Dolayısıyla f-1 de a eksi b verilmiş. A'yı 6 bulduk. 6 eksi b de bunların herhangi birine eşit. A'yı 6 bulduğumuz için bence hemen şu f-1 eksiden yararlanalım. 6 yazınca orası da 8 arkadaşlar. Demek ki b de neymiş? Eksi 2. Böylece a'yı 6 bulduk, b'yi eksi 2 bulduk. Toplamları da 4 geldi arkadaşlar. Tabii şunu da söyleyeyim bu arada arkadaşlar. Konuyu sonuçta ben anlattım gayet ayrıntılı bir şekilde soruyor bize. Bakalım şimdi o zaman buradan arkadaşlar a'ya en fazla 2 verebilirim. Mecburen b de buradan 8 olur. Toplamları da en fazla 10 gelir arkadaşlar. Evet, bakalım şimdi. Limit konusunu çalışan Erdem. Tabii soruyu biraz küçültmem lazım. Burada bayağı şey var. Evet, limit konusunu çalışan Erdem 0-2 aralığında f ve g fonksiyonları için her x değerine göre fx küçüktür gx ise limit x1'e yaklaşırken fx küçüktür limit x1'e yaklaşırken gx olur çıkarımında bulunuyor. Arkadaşı Ahmet ise bu iddiayı kırmızı renkli grafikler y eşittir fx'e, mavi renkli grafikler y eşittir gx'e ait olmak üzere 3 tane aksini örnek vererek göstermek, çürütmek istemiştir. Buna göre grafiklerden hangisi Erdem'in iddiasını çürütmek için yeterlidir? Bir kere zaten böyle bir ifade olamaz. Yani limitler küçüktür diye bir şey yok. Fonksiyonların her x değerine göre fonksiyon diğerinden küçükse limitleri de küçük olacak diye bir kaide yok. Örnek bakın. Neyse örnek vermeme bile gerek yok. Buradan göstereceğim size. Sonuçta bir kere fonksiyonlarda değerleri birbirinden küçükse o noktalarda limitler farklı olabilir. Ben yine de göstermek istiyorum bir tane bakın örnek. Bir fonksiyon olsun. Bakın şimdi içi boş. Şurada 1, 2 olsun. Fonksiyonun kendi değeri şöyle yukarıda 4 olsun. İçi dolu kısmı. Sonra başka bir fonksiyon olsun 2 noktasında. Bunun bakın şimdi şöyle devam etsin. Limiti de 3 gördüğünüz gibi burada. Burada da yine aynı şekilde limiti 3 olsun. Ama fonksiyonun değeri 6 olsun y'si. İçi dolu olan kısmı. Şimdi bakın üstteki alttakinden f olarak g olarak fonksiyon olarak küçük ama limitleri aynı. Dolayısıyla buna bakalım şimdi. F fonksiyonunda f1 1. G fonksiyonunda 1'i bilmiyoruz. Orası boş zaten. Bu o yüzden bizim için doğru örnek olmayacak. Çünkü şundan dolayı söylüyorum. Şimdi f1 diyeceğiz. Buradaki g1 değerinden küçük mü? Evet, şimdi küçük diyemezsin. Çünkü g1 ne? Belli değil. Boş küme. O zaman bu doğru bir örnek olmaz. Diğerlerini niye kontrol etmiyorum? Diğer noktalarda arkadaşlar zaten sürekli olduğu için fonksiyon gerçekten Erdem kendi tezinin doğru olduğuna inanır. Diğer noktalarda hakikaten f alttaysa g üstte olduğundan limitleri de küçükten büyüğe olacak. Bu doğru bir örnek değil. Gelelim şimdi ikincisine. F1 bakın kaça eşit? 1'e. G1 kaça eşit? 3'e. Güzel. Limitlerine bakalım. Limitleri ikisinin de aynı. Bak dikkat et. Soldan yaklaşırken
Bakın nereye yaklaşıyor F1 ve G1? 2'ye yaklaşıyor. Sağdan yaklaşırken nereye yaklaşıyor? Yine 2'ye yaklaşıyor. Bunların limit değerleri ikisinde de aynı. Ancak fonksiyonların bir noktasında, ancak fonksiyonların arkadaşlar kendi değerleri küçükten büyüğe gidiyor. Dolayısıyla bu doğru örnektir. Bakın Erdem bu örneği gördüğünde kendi ifadesinin yanlış olduğunu görür. Buraya geldiğimiz zaman şimdi bakalım. Üçüncüye. Üçüncü de şimdi her noktada bu fonksiyonlar sürekli, her noktada sürekli olduğu için f1 g1'den küçükken limitleri de küçük olur. Ya da f2 g2'den küçük olduğu için limitleri de yine aynı şekilde küçük olur. Sürekli fonksiyonlar Erdem'i doğruluyor ama sürekli olmayan fonksiyonlar arkadaşlar bize hangi arkadaştı bu? Ahmet'in bu iddiayı çürüteceği örnekler olmuş oluyor. Yani yalnız iki. Siz de bilin sakın böyle bir şey yok gerçekten. Sürekli fonksiyonlarda evet bu durum vardır ama süreksizlerde arkadaşlar küçükten büyüğe gidiyor diye limitler aynı olmaz veya daha küçük daha büyük olmaz onu bilemeyiz. Bununla ilgili ikinci örnek gayet güzel bir örnek. Burada y eşittir fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Limit x1'e giderken fx bölü f'in tersi x değerinin ne olduğunu soruyor bize. O zaman ne yapacağız? Burada hiç kendimizi kasmadan fonksiyonun denklemini bulacağız arkadaşlar. O da gayet basit. Bu doğrusal bir fonksiyon. Doğru grafiğinin denklemini hatırlayın. Y bölü 2 artı x bölü eksi 2 eşittir 1'dir. Bu y dediğimiz fx aynı zamanda malum. Y eksi x eşittir 2 payda eşitledim. Y buradan x artı 2 oldu. Yani fx eşittir x artı 2 oldu arkadaşlar. Haliyle o zaman fonksiyonun tersi nedir? X eksi 2. Artık x artı 2 burada, x eksi 2 burada. X gördüğümüz yere limit x 1 yazarsak 3 bölü eksi 1'den eksi 3 oldu. Gayet kolay bir soru. Bu şekilde bitirmiş olduk. Dediğim gibi normalde bu 7 sayfalık bir test arkadaşlar. İlk 2 sayfasını çözdüm size. Diğerlerini de oynatma listesinde bulacaksınız. Görüşmek üzere.